Şimdi EMDR öncelikle tabii ki halledilmemiş bir travmatik yaşantıyı işlemeyi sağladığı için o travmatik yaşantının üzerimizde yaptığı etkileri ortadan kaldırıyor. Yani herhangi bir travmatik yaşantı, örneğin cinsel travmaya maruz kalan bir kişinin hayatının ne kadar etkilendiğini düşünelim. Yani birçok alanda çok etkilenir. Ve kişinin kendilik duygusunu da çok etkileyen bir şeydir. Örneğin cinsel travmaya uğrayan bir hasta kendine karşı bir suçluluk duygusu da duyabiliyor. İşte bu ben izin verdim, yapmayabilirdim gibi bir takım duygulara da kapılabiliyor. Yani bu tür bir kendilik duygusu da olumsuz etkilenebiliyor. Ya da kaçınma davranışı olan bir kişi örneğin işte köprüden geçemiyor ya da araçlara binemiyor. O zaman ben yetersizim duygusu yaşayabiliyor. Ben beceremiyorum. Herkesin yaptığı bir şeyi ben niye yapamıyorum? Ya da örneğin bir vajinismus hastası evli ve cinsel birleşme yaşayamıyor korkuları sebebiyle. Kadınlığının yetersiz bulma, yetersiz hissetme, eşine karşı kendini mahcup hissetme gibi kendiyle ilgili çok da fazla yetersizlik duygularına yol açabiliyor. Yani kendilik algısını çok olumsuz etkileyen bir şey. Travmalar ve bunun yol açtığı bir takım psikiyatrik sorunlar. Ve dolayısıyla da bütün bunları düzeltmemizi sağlıyor. Yani travmayı işlediğimizde bunu yaptığında kişi bak ben de yapabiliyorum, başarabiliyorum. Ya da işte cinsel travmaya uğramış bir hasta benim ne suçum olabilirdi? Ya da çocukluk çağında bir cinsel tacize uğramış bir kişi ben o zaman küçüktüm, 5-6 yaşlarındaydım, bunu nasıl engelleyebilirdim? Bilemezdim, kendimi koruyamadım tabii ki gibi kendini suçlamaktan vazgeçme, kendiyle ilgili olumsuz duygularının düzelmesine yol açabilmektedir. Ayrıca EMDR'ı şöyle alanlarda da kullanmakta, mesela performans yükseltmek için. Örneğin hiçbir psikiyatrik hastalığı yok ama sınav stresi var. Önünde önemli bir sınav var ve sınavla ilgili kaygı yaşıyor. Ya da bir iş görüşmesine gidecek, orada bir görüşme yapacak ve onunla ilgili endişeler ve kaygılar içinde. Performans gerektiren durumlarda yani ya da bir sahne alacak, bir sahnede bir sunumu var gibi. Bu tür durumlarda da kişinin performansını yükseltmeyi kaygısıyla baş ederek daha iyi bir performans göstermesini sağlamada yardımcı olabiliyor. Yani böyle durumlarda da EMDR kullanılabiliyor.